olacak sanırdım. Düşlerimle yandım sonra, sevdalarımla kavruldum. Düşlerimin peşi sıra, kendimi yollara vurdum. Kanat takıp uçurur da bu düşler, uyandırır en tatlı yerinde. Gün ortasında, sabah seherinde hatırlanır yeniden. Yatak döşek yatırır da bu sevda, uyandırır en tatlı yerinde. Gün ortasında, sabah seherinde hatırlanır yeniden. Köye geldik işte. Sen getirdin bizi, gördün mü Çetin? İyi şoför, iyi. Bir dahaki sefere oğlanı da getireceğim buraya, ona göre ha. Mahmutcan bayılacak Antep'e. Allah kahretsin. Ver silahını çabuk. Durağım dur, Bekir değil dur. Hangisi Bekir? Direksiyonda oğlan var. Yarındaki mi? Gidiyorlar, söylesene. Yok, o da değil. Kaçırdık Allah kahretsin. Kırtolar köyde midir? Bilmiyorum abi. Köpekler nerede, köpekler? Baba, eve girelim hemen. Yo yo, kimseden korkum yok benim. Evi basacağız. Olmaz abi. Ya ne yapacağız? Evde kıstıracağız dedim, o kadar. Onlar da boş değildir, iş büyür. Böyle olmaz. Ya nasıl olur? Bekir silahsız gezmez. Seyit ağada. Korkuyor musunuz lan? Ne korkusu abi? Hepsi bir aradayken nasıl olacak? Ev basmakla iş büyür. Cezası ağır. Bekleyeceğiz abi. Antep'e dönelim. Kadir Ağa'ya bir danışalım. En iyisi dönelim abi. Gidelim. Bizi düşünme Metin'cim. Bir ihtiyacımız yok. Gerçekten yok oğlum. Kızların da sana selamı var. Sağ ol. Sağ ol aradığın için. Babamlardan haber var mıymış? Anne. Hı? Bir şey söylemedi. İyilerdir herhalde. Ben bu Antep işini hiç anlayamadım. Metin de bir şey söylemiyor. Ne kadar kalacaklar acaba? Babam burada bunaldı. Ev tuttuğumuzu, senin işe başladığını da öğrenmiş. Bence umudu bitti, bu yüzden de gitti. Ne ilgisi var abla? Çetin abim niye birlikte gitti öyleyse? Onu da mı karısı terk etti yani? Ne kadar duygusuz. Evde yapayalnızdı, hiç kimsesi kalmamıştı. Belki İstanbul'a bir daha hiç dönmez. Ya nereden çıkarıyorsun bunları? Sen de bir aile misin abla? Kim bilir bana ne kadar kırgındır. Ama ben de ona kırgınım. Söze geleceğini sanıyordun değil mi? Hı-hı. Nerede onda o hoşgörü? Hep babanı suçlamak da çözüm değil. Hepimiz bir sürü şey paylaştık o evde. Çok iyi günlerimiz de oldu. Ama artık yeni bir hayata başladık. Biz üçümüz böyle mutluyuz değil mi anneciğim? O da kendine yeni bir yaşam kurmalı. Değil mi Safiye? Şimdi asıl sorun taksitler. Soba taksidini bile veremedik. Of, ben artık el işlerimi pazarda satmaya başlayacağım. Bu soğukta mı? Olmaz kızım, izin veremem. İş yerinden avans mı istesem acaba? Verirler mi? Bir denerim. Babanın aklına turp suyu sıkıyor. Niye dedi? Ne vardı sanki seni de alıp getirecek buraya? Yok dedi, yok. Ben kendi isteğimle geldim. Vallahi kurt gibi acıkmışız amca. Yufka ekmeğini özlemişsindir ha oğlum, al. Özlemez miyim, burnumda tüttü baba. Çetin. Hadi buyurun. Ben
Ben pekmezi de çok özlemişim. İyi oğlum. Teyzemin pekmezi. Çok lezzetlidir. Hayvanlar duruyor mu baba? Azaldı ama var gene. Sütümüze yoğurdumuza yetiyor şükür. Sen babama bakma abi. Epeyce hayvan var. Sabah bakarsın. Eskisi gibi değil. Tadı yok. Zilişle Mahmutcan'ı da alıp yaz tatiline buraya getireceğim. Al getir oğlum, ne duruyorsun? Yeriniz yurdunuz burası. Dede ocağıdır, görsünler. Çok hırslanma. Aklını kaybetme öyle. Tamam, bekleyeceğiz baba. Ama ettiklerini de yanlarına bırakmayacağız. Kinini büyütme. Remzi'nin ayağını sakatlayan kim? Bekir. Bekir'i vurun ayağından, bir korkutun yeter. Diyelim ki vurduk. Ya gene de vazgeçmezse? O zaman ne edeceğiz baba? Zeyd Ağa da inat, Bekir de. Öyle kolayına bırakmazlar tarlaları. Mahmut'u boşuna mı getirdi? Kalabalıklaşıyorlar. Niyetleri iyi değil. Bu besbelli. Hakkımızı alacağız dedik. İşte o kadar. Vurulunca da caymazsa o zaman başka bir yol düşünürüz. Biz düşününceye kadar hakimi avukatı ayarlar, her pisliği yaparlar. Bu işi bu gece bitirecektik ki. Kararları ben veririm Mehmet. Lafımı iyi dinleyin. Sayit Remzi siz de. Öç alınacak ama dökülen kanın karşılığı. Öldürme kastıyla vuran olursa hakkımı helal etmem. Bunu aklına yaz Mehmet. Sağ olasın. Kadir öyle adam değil, bilirsin Mahmut. Kadir dayıya lafım yok. Mehmet'i diyorum ben. Fesatlık iliğine kemiğine işlemiş. Vakti zamanında senden de az zor açmadı Mahmut. O zaman çok gençtik baba. O hikaye kapandı artık. Neyse de şimdi durum farklı. Onların da haklı yanları var. Daha doğrusu ellerinde resmi belgeleri var. Haksız biz miyiz abi? Eğer öyleyse köyü terk edip gidelim o zaman. Ya aynı tarlalara iki topun nasıl oluyor baba, ben anlamadım. İki tarafta haklı görünüyor. Bu yüzden geldik oğlum. Karışık bir mesele. Onlar da Osmanlı tapusu, biz de Cumhuriyet tapusu. Ama bir çözüm bulacağız. Celallenip tabancayı çekmeseydin bir hal çaresi bulmak daha kolaydı. Bir arayol bulmak lazım baba. Hırsla kalkan zararla oturur. Sen söylerdin bunu bize. Onların hayatı da kolay olmadı. Zamanında çok yokluk çektiler. Bir tapu geçmiş ellerine, bırakırlar mı hiç? Tapuyla iş bitmez. Emek kimin ha? Emek kimin? Emek bizim. Öyle ama... Babam doğru söylüyor abi. Sen karışma Bekir. Mantıklı düşünmek lazım baba. Ben Kadir dayıyla konuşmak taraftarıyım. İstersen beraber konuşuruz. Ne konuşacakmışım ben ondan? Ha? Dağdan gelip bağdakini kovmaya kalkışıyorlar. Üstelik taşlı tarlayı vermeyi kabul ettim. Sırf tatsızlık çıkmasın diye. Ama onlar istemediler. Benim daha konuşacak bir şeyim yok onlarla. O zaman ben konuşurum baba. Bu böyle olmaz. Bir çözüm buluruz beraber. Birkaç yol var. Düşünülür, tartışılır, halledilir. Şimdi beni iyi dinle Mahmut. Şu Çetin, senin oğlun. Şimdi biri gelip senin büyütüp adam ettiğin oğlunu elinden almaya kalksa, bu benim dese, verir misin ha? Bu iş de aynen böyle Mahmut. Ne konuşacaksan konuş. Ama şunu bilin ki onlara verecek bir tarlam marlam yok benim. Anladın mı Mahmut? Anne, bir gece çıkıp üçümüz bir dağıtalım ha? Ne dersin? Sonra da yeni bir kumkapı cinayeti. Asla olmaz. Ben öyle yerlere gitmem. Canım mesela dedik Safiş. İyi tamam. Zülküf'ü de yanımıza koruma olarak alırız. O zaman olur değil mi anneciğim? Bak işte o zaman olur. Böyle şeyler olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Nasıl şeyler? Yani Zülküf'le sözlenmemiz imkansızdı. Yani o evde kalsak rüyamda bile göremezdim. Artık özgürüz Safiş. Öyle hot zot yok. Çağdaş bir annemiz var. Ne haber? Yok küçük hanım, o kadar da özgür değilsin. Tamam anneciğim, biliyoruz. Şu çocuk, o nasıl? Kim? Aydın. Ne olmuş Aydın'a? İlersin düşünüyor musun Bilge? Aman anne boşver şimdi. Buraya getireceksin, tanıştıracaksın. Ne? Duydun. Ha, gelsin anne gelsin, ne olur. Canım bu da nereden çıktı şimdi? Artık durum değişti küçük hanım. Baban yok ama ben varım. Kimmiş, neyin nesiymiş değil mi? Anlıyor musun? İyi de anneciğim, benim öyle evlenmek gibi bir niyetim yok ki. Yani biz sadece arkadaşız. Öyleyse ben de kızımın arkadaşını bir görmek istiyorum. O kadar. Tamam komutanım. Alo. Kadir dayı mı? Kimsin? Arayan Mahmut.
Baba, Mahmut telefonda. Buyur Mahmut. Ne konuşacaksın? İyi, de bakalım. Bizlere yakışmıyor Kadir dayı. Halledilmeyecek bir şey yok aramızda. Sen büyüğümüzsün. Aranızda büyüdük. Kavga gürültü görmeden. Gerçi yine sen bilirsin ama gelip elini öperim. Konuşuruz, anlaşırız, hallederiz bu işi. Ben de isterdim Mahmut. Biz de aksini yapmadık. Anlaşmaya çalıştık. Ama kardeşin ateş açtı. Araya kan girdi. Biliyorum. Bunun kanın affı zordur. Eğer bana söz hakkı verirsen kimse kin gütmesin derim. Yine de bir araya gelelim. Ya anlaşıp bu işi barışla halledelim. Mahmut, sen elimde büyüdün. Bekir de. Babanla tam 60 yıldır beraberiz. Dile kolay. Kim istemez ki sulh olmasını? Ama töreleri de bilirsin. Remzi sakat kaldı Mahmut. Tarla yüzünden torunum sakat kaldı. Gencecik. İhtiyaç olmasa lanet olsun tarlasına, tapusuna, malına, mülküne. Ama bölüştük mü de adil olmalı. Taşlı tarlanın yarısı, verimli tarlanın da yarısı. Yapma Kadir dayı. Bütün tarlalar taşlıydı. Babamlar temizledi. Alın siz de taşlı tarlayı, temizleyin. Mahmut, yarı yarıya. Son sözüm bu. Sen gene bir daha düşün. Geleyim bir karşılıklı konuşalım. Konuşacak bir şey kalmadı. Gösterdiğimiz tahammülü anlamamışsın Mahmut. Bu son teklifimdir. Yarın ölene kadar mühlet. Eğer yarın ölene kadar bir cevap vermezsen Bekir'in cezasını vereceğiz. Tarlalarınıza da fiilen gireceğiz. İşte diyeceğim bu kadar. Ne demekmiş o? Teklifi bu. Ne olacak baba? Halt etmiş. Kim kime mühlet veriyormuş? Kadir dayı çok kararlı görünüyor baba. Ya eşkıya mı bunlar be? Sen sus çete. Ömrümü vermişim ben o tarlalara. Kırtoların hepsi de vız gelir. Haklısın ama... Gözümüzün içine baka baka gelip tarlamıza mı konacaklar? Bırakır mıyız? Tabii. Söylemiştim abi. Konuşmakla halledilecek bir konu değil Kadir'e bu. Kadir'e verilecek bir karış tarlam yok benim. Sonuna kadar gideceğiz. Kadir'in istediği buysa tamam. Tarla o kadar önemli mi baba? Canından da mı önemli? Bir toprak parçası dede. Bak şunlara, şu nasırlara, çatlaklara bak. Dikenini, çalısını, taşını bu ellere yıkladı. O toprak nasıl canlandı abi? Biliyorum, biliyorum. Tamam da... Ya. 50 yıldır taş ayıkladık, su bulamadık, ürün alamadık. Açta kaldık, açıkta. Ama vazgeçmedim. Bak şimdi nohut, mercimek fışkırıyor o tarlalardan. Neyle oldu bu? Ha? Bir ömür verildi de ondan oldu. Ha? Anladın mı şimdi Mahmut? Gerekirse dağa taşı gene ayıklarım. Ama emeğimi kimselere yedirmem ben. Anam da yanı başımda. Tek tek taş ayıkladı. Belki hatırlayanınız vardır. Yolun verisindeki tarladaydık. Çapa yapıyorduk. Anan bir fidanın başına oturmuş. Öyle oturmuş. Dalmış gitmiş. Öyle bakıyordu yaprağına, dalına. Ağrısını sızısını da demezdi adama. Öylesine biriydi ananız. Sonra bana dedi ki... Tam şuraya, şu fidanın dibine gömersin beni dedi. Haftasına kalmadan da gitti. Malum olmuş. Anan o tarlada hem de çalışırken gitti. Mezarı da o tarlanın içinde. Tam dediği yerde. Verelim ananın mezarını da sızım sızın sızlasın kemikleri, öyle mi olsun Mahmut? Baba, bunu konuşuruz. Tabii anamın mezarını verecek değiliz. Onlar da anlayış gösterir. Ama konuşmazsak, bu iş böyle kalırsa Bekir'i vuracaklar baba. Kardeşimi de mi gömelim oraya? Kadir dayı açıkça söyledi, karar almışlar baba. Şunu al. Uyurken de yastığın altından eksik etme. Ne yapıyorsun baba? Dur. Babam tarla vermeyecek abi. Hala anlamadın mı? Vuruşmak istiyorlarsa vuruşacağız. Ya yapmayın. Dede, polise gideriz. Anlatırız. Gelmişim şu yaşıma, ölümden mi korkacağım? Mertçe hakkımı savunmadıktan sonra yaşamışım ne fark eder? Bekir, kardeşim. Başka çıkar yolumuz yok abi.
Şimdi sayfa 36'yı açın bakayım. Okuma parçasını bulun. Ali yok mu? Gelmedi öğretmenim. Hasta mı? Bilen var mı? Hasta değil öğretmenim. Daha dün gördüm. Niye gelmedi peki? Ailesi göndermiyormuş öyle dedi. Neden göndermiyorlar sordun mu? Bilmiyorum öğretmenim. Evini bilen var mı peki? Ben biliyorum öğretmenim. O zaman sana bir not vereceğim, ailesine vereceksin, tamam mı çocuğum? Tamam öğretmenim. Kabul etmiyorlar. Babam konuştu. Oğlu aradı, Mahmut Kuloğlu. Haklarına razı gelmiyorlar avukat bey. Anlaşmıyorlar, adılarsa bu çok iyi tabii. Bak davayı da açıyoruz zaten. Sonuçlanana kadar eskisi gibi devam etmek gerekir Mehmet Bey. Nasıl eskisi gibi? Olmaz. 10 yıl sonra gelecek adaleti ne yapalım avukat bey? Tarlalar bizim, tapusu da elimizde. Ya çekip giderler ya da... Öyle düşünmeyin, yanlış olur. Yapmayın Mehmet Bey. Her işin bir oluru var. Mahkeme tabii biraz zaman alacak. Ama sonu iyi olacak. Dayanacak halimiz kalmadı. Dava mava açmıyoruz. Yıllardır süründüğümüz yeter. Kendi davamızı kendimiz halledeceğiz. Bildiğimiz yöntemle. Daha ne kadar bekleyeceğiz baba? Görmüyor musun? Öğlen dedin, bir haber yok. Gönül rızasıyla bıraksalar da iyiydi. Seyit Ağa'yı tanımıyor musun? Bu iş buraya kadar. Harekete geçmemiz lazım. Adam yerine koymadı bizi. Bir daha konuşsaydık abi. İyilikle olsa bu iş. Korkan gelmesin. Hadi gidin. Hadi. Gerekmedikçe silaha el atmayın. Mehmet, Sait, kendinize sahip olun. Tamam baba. Ha, Bekir işi ne olacak? Tanıdan çıkarlarsa dava biter. Bekir'e ellemeyin. Ama razı gelmezlerse Remzi'nin öcünü alın, Bekir'in cezasını verin. Tamam baba. Bu iş böyle olmaz baba. Ya oğlum sen iyice İstanbul'da olmuşsun be Mahmut. Niye geldin ha? Olmaz olmaz demek için mi geldin? Lafımızı anlatamadık mı sana? Osman sen git köyün girişinde bekle. Olur Seyit amca. Gelirlerse hemen haber edeceksin. Tamam. Tarlama giremeyecekler. Ne pahasına olursa olsun tarlama sokmayacağım onları. Babam geldi mi? Gelmedi Cancan. Merhaba Gizemciğim. Babam tatile gidiyor, biz okula. Haksızlık bu. Sana bir söz mü verdi yoksa? Bir sürpriz hediye getirir belki değil mi anne? Demek mesele o. Babanı özlemedin mi yani? Özlemiştir tabii. Değil mi oğlum? Babamızı özledik. Hadi bakalım babaanneye gidiyoruz. Manyak mı bunlar ya? Ömer'i tanımazsın Çetin. İtin tekidir. Ya hallolmayacak bir mesele değil aslında be oğlum. O adamla ikinizin arasındaki mesele ne peki? Yok bir şey. Dedem haklı. Seyit amca geldiler. Kırtolar köye girdi. Akrabalara haber salın. Herkes silahını kapıp gelsin buraya. Tamam mı? Mermisi silahı eksik olan kalmasın. Rahatsız ettim başkanım. Hayrola? Siz ikiniz bu tarafı gözleyin. Haber almışlardır abi. Gelsinler. Benim istediğim de bu. Siz yol tarafına bakın hadi. Sen oraya git Sait. Sait'i koruyun çabuk. Sen benimle kal. Köyden geleceklerine göre şu yanı tutalım. Sen burada kalıyorsun Abdi. Kırtolar baskına gidiyor öyle mi? Çok kan akabilir başkanım. Haber vermek boynumun borcu. Kimin tarlasını alıyorlarmış? O Mehmet Alçak'ını bana bırakın. Kadir dayı yapmazdı bunu. Hele sakin olun bakalım. İki tane sıktın mı? Onlar da silahlı. Bastık mı kurşunu kaçıp giderler. Ya yapma baba. Kurşun en son çare. Söylesene baba. Onlar bilir.
Yanlış bir şey yapmayalım. Onlar ateş etmezse kimse elini silahına atmayacak. Ateş edilecekse savunmak için. Kimsenin canına kastımız yok bizim. Ateş açmaz olur mu? Silahla gelen iyilikle gelmemiş demektir. Onlardan biri çekti mi? Siz ikiniz evde kalın. Ben mi? Aklını başına topla Bekir. Hedef sensin. Ben de geliyorum baba. Beni duydun. Hadi Bekir. Kadın gibi evde mi oturacağız? Olmaz abi. Amcam geliyorsa ben de geliyorum baba. Bunu konuşmamıza gerek yok. Bekir, kalıyorsunuz dedim, o kadar. Hadi. Hadi baba. Yürüyün bakalım. Vuruşma olursa beni kolla. Peki. Sonra Abdi'yi teslim edin, iş kapansın. Şu iş kansız hallolsa, vazgeçtik deseler. Göreceğiz. Başka çare olsaydı. Olsaydı iyiydi. Olacağı da benzemiyor Sait abi. Geliyorlar. Gelsinler. Köyü arkasına almış. Akrabaların hepsini arkasına almış. Niyetimiz öldürmek değil, bacaklara. Yayılın. Tarlamdan çıkın. Tarlayı hemen terk edin. Hadi dışarı. Bir yere gitmiyoruz Seyda. İmansızlar, vuracağım hepsini. Dur baba, ne diyecek ki dinleyelim. Ne dinleyeceğim, görmüyor musun? Yapma baba, yapma. Tarla bizim, çıkın tarlamızdan. Yürüyelim. Yaklaşmayın. Bana bak Kürto, bu size son uyarım. Tarlamı terk edin hemen. Uyardık, anlamadın. Bizden günah gitti. Hak ettiler. Atacağız tarlamızdan. İyice yanaşınca. Öldüresiye değil, unutmayın. Yurda Mehmet'e haddini bildireceğiz. Yürüyün. Bunlar da kim baba? Bilmiyorum. Anlamadım. Durun, çatışmayın. Beni dinleyin. Tekrar ediyorum. Çatışmayın. Sizinle görüşmek istiyoruz. Mehmet ve Seyit Bey. Bizi belediye başkanı Celal Doğan gönderdi. Başkan sizi bekliyor. Hemen ve silahsız. Ebe. Oğlum gürültü yapmayın. Eve alıştınız mı anne? Alıştık alışmasına da eksiğimiz çok. Babaanne, dedem ne zaman bu eve gelecek? Hadi gelin ben size kola vereyim. Bir an önce dönseler. Aklım babamla Çetin'de. Aramadı mı? Aradı ama ne bileyim, merak ediyorum işte anne. Özlemişsindir. Biz siz ilk defa İstanbul dışına çıktı. Hem ne yapıyorlar bir türlü aklım almıyor. Bir hava değişimi belki. Sıkma canını. Ne olabilir ki? Ah, hoş geldiniz. Biz geldik. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne haber? İyi. Buyurun. Anneciğim, Aydın. Merhaba efendim. Hoş geldiniz oğlum. Yengem Zeliha. Merhaba. Hoş geldiniz. Otursanıza. Hadi çocuklar. Duyduğumda inanamadım. Çatışma olacak dediler. Biz Gaziantep'liyiz. Bize yakışır mı? Başkanım, mecbur kaldık. Biz de mecbur kaldık. Çatışmaya mı? Mahkeme ne güne duruyor? Oğlum sakat kaldı. Başkanım, bütün bunlar istemeden oldu. İstemeden adam vurulur mu Mahmut? Şimdi siz can alacaksınız Kadir dayı. Sonra onlar. Sonra siz. Sonra onlar.
Ne olacak bunun sonu? Sakatlananlar, ölenler, hapse girenler. Öyle değil mi Kadir dayı? Öyle de mahkeme yıllarca sürecek. 10 yıl sonra gelecek adaleti ben ne yapayım? O zaman kendimiz halledelim. Emine ağaların su davasını unuttunuz mu? Su yüzünden kapıştılardı. Emin'in kardeşi vuruldu. O da gitti Cemal'i vurdu. Sonra 2 kişi daha vuruldu. Ölenler, sakat kalanlar, acılar. Niçin? Tarlanın ortasından geçen dere için. Dere de kurudu. Ölen öldüğüyle kaldı sonra. Öyle de bizim tapumuz var. Bizim de tapumuz var Kadir dayı. Tamam o zaman. İstediğimiz tarlayı verin kapansın. O tarlada babamın 50 yıllık emeği alın teri var Mehmet. Üstelik anamın mezarı da orada. Konuşma boşuna. Anlaşmak zorundayız. Ne insanlar ölsün ne de bu şehrin üzerinde leke kalsın. Hakkımızı istiyoruz. Mahkemeye gidin öyleyse. Seyda, duydun öteki tarafı. Aile geniş, arazi verimsiz. En iyisi başkanım kanun yoluna gidilsin. Mahkeme ne derse o olur. Bu kadar yıl bizim malımızla bey gibi yaşadınız. 5-10 yıl sürer mahkeme olmaz. Bey gibi yaşamışız öyle mi? Kadir, anlatmadın mı oğullarına? Ömrümü o tarlaların taşlarını ayıklaya ayıklaya geçirmişim. Kıraç toprağı şu tırnaklarımla eşelemişim. Kadir dayının elinde büyüdük. Biz de böyle olsun istemezdik. Köyün girişindeki tarlayı verelim. Bu iş bitsin Kadir dayı. Taşlı tarlayı öyle mi? Böyle iş olmaz. Başkan halleder belki. Gideli epey oldu. Ne sonuç çıkacak? Çok uzadı Çetin. Haloğlu biter bitmez arayacaktı. Amca, Kırto Mehmet'in babamla sorunu ne? Ne? Yani babamla aralarında bir olay geçmiş gibi. Olay mı? Babam mı anlattı? Var mı öyle bir şey? Boş ver şimdi. O eski bir konu. Uzun hikaye yeğenim. Sen söyle Seyda. Koskoca tarla duruyor orada. Alsınlar işlesinler, helali hoş olsun. Taşlık yeri ne yapalım biz? Bir dur Mehmet. Seyda bize enayi belledi herhal. Tarla büyük ama taşlık, verimsiz. Kabul etmeyiz. Oralar da zamanında taşlı tarlaydı. Bak bunlar çabaladı, oraları adam ettiler. Mahkemeye kadar bekleyin. Verilen yeri alın. Kaç dönüm yer. Derdimize derman olmaz başkanım. Sakın ha kabul etme baba. Birkaç yıl içinde hepinizi doyurur. Olmaz de baba. İyi dersin de o zamana kadar ne edeceğiz? Çocuk okutuyoruz. Kardeşimi vuranla sulh mu yapacağız baba? Hedefe bitsin Kadir dayı. Bu iş adil olmadı. Ama kan akmasın. Kimsenin canı yanmasın. Yapma baba. Gönüllü değilim ama. Elini sıkalım da bari sulh ilan etmiş olalım Kadir dayı. Hayır baba, kabul etme. Sus. Senin hatırın var başkan. Hatırın için kabul. Size de bu yakışır zaten. Sağ ol Kadir dayı. Antep'imize senin gibileri gerek. Sağ ol. Allah razı olsun. Hepiniz sağ olun. Sen de sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Akşam davetlimsiniz. İftarı birlikte yapalım ağalar. Sağ ol. 2 yıl yurt dışında okudum ama oralarda yapamadım, geri döndüm. Olsun. Burada da iyi üniversiteler var değil mi Bilge? Ailem de okumam için ısrar ediyor. E haklılar tabii. Bu devirde üniversite okumayanı iş hayatında pek adam yerine koymuyorlar. Bence de çok önemli. Bilge de inat etti. Dilerim ikiniz de bu yıl kazanırsınız. Umarım. Aydın'ın şiir kitabı çıktı anne. Sahi mi? Biliyorum, ben okudum, çok güzel. Teşekkür ederim. Edebiyata ilgim var. Ama şiir karın doyurmuyor. Bir meslek edinmem şart oldu. Haklısınız. Liseden sonra biraz serserilik yaptım. Ama aklım başıma geldi. Baba parasıyla yaşamaya niyetim yok. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorundayım. Doğru. Hem zaman yitirmemek de lazım. İş işten geçmeden... Aydın'ın babası bir gazetede köşe yazarı. Kim biliyor musun? Kim? Taner Zorlu. Ah, ben severek okurum. Bilge bilir. Ben açacağım. Oo, bir sen eksiktin yani. Hoş geldin Zülkü. Ne bunlar? Patates, soğan. Size getirdim. Pazardan dönerken aldım. Sağ ol, iyi yapmışsın. İyi de paran yok şimdi, ne gereği var? Aa, çok ucuzdu valla. Hem esnaf birbirine daha ucuza veriyor. Tamam, geç içeri. Şşt, içeride kim var biliyor kim? Musun? Bilge'nin erkek arkadaşı. Cancan, halacığım şunları mutfağa. Çok sıcak bir ortam. Sohbet de çok tatlı. İnsan hiç kalkmak istemiyor ama benim gitmem gerek. Peki çocuğum.
Bak bizim damat da geldi. Hoş geldin Zülküf. Hoş bulduk anne. Merhaba yenge. Merhaba Zülküf. Ablamın sözlüsü Zülküf. Memnun oldum. Ben de öyle. Aydın da gidiyordu zaten. Ne bu ya? Biri gidiyor biri geliyor, anlamadım. Başkanım, tam zamanında müdahale ettiniz. Yoksa iyi şeyler olmazdı. Umarım bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız. İnşallah başkan. İnşallah. Senin Kırto ters ters bakıyor baba. Kim dedin? Kırto Mehmet. Sen aldırma, keyfine bak. Daha önce gelseydiniz Kadir dayı. Husumeti kim ister başkanım? Oldu bir kere. Oğlum, bakar mısın? Kadir dayı ne emredersin? Sağlığınız efendim, Allah razı olsun. Sen de huzurla bir iki gün geçir artık. Baba evine geldin ama derdin içine geldin. Görüyorsun ya baba, her şey her zaman kötü gitmiyor. Öyle oğlum, çok şükür, sayesinde. Mahmut, İstanbul'da işler nasıl? İyidir başkanım, kör topal gidiyoruz işte. Babam hata etti. Taşlı tarlayı almakla ne kazandık ki? Hiç. Evi de bir aramadık baba. Telefon açmadın mı hiç? Başkanla başkanmış aman. Ne dedin? Burada yaşadıklarımı diyorum. İstanbul'da anlatsam kimse inanmaz bana. Sen gene biraz kırparak anlat. Hepsi harika olmuş anne. Yemekleri Safiye yaptı. Elimi bile sürmedim. Eline sağlık Safiye. Afiyet olsun. Salata da alsana. Aldım aldım. Baktım Hasan Hoca'nın sesi çıkmıyor. Peynirin iyisi burada. Bir tek kendisi duyuyor yani. Bir yandan da dizlere ovuşturuyor. Romatizması malum. Ne duruyorsun dedim, git evine. Üşümüş, sinirleri gerilmiş. Geleni paylıyor. Aslında hak eden de çok. Hoca haklı. İşler nasıl Zülküf? Değiyor mu bari? Akmasa da damlıyor işte. Hocayla anlaştık. Bir saat o duracak, 3 saat ben. Tezgahı boş bırakmak yok. Müşteri bir alışsa. Sen bırak oğlum, biz toplarız. Aa, aman anne, eşitlik diye bir şey var. Bırak yapsın Allah Allah. Bırak eşitliği şimdi. Zülküf misafir. Merhaba enişte. Hoş geldin Metin. Hayrola? Bak bunları alıştırma Zülküf. Yoksa üstüne kalır, benden söylemesi. Aa, siz yapmıyorsunuz, bari başkalarına karışmayın. Sen kimin tarafını tutuyorsun abi? Safiye şanslı vallahi. Yahu durun, toplamayın. Bizi adam yerine koyan yok mu? Otur Metin. Safiye bir tabak getir kızım. Bak daha pilav var, ona göre. Evde de pilav vardı. Yani evde de bir şeyler atıştırdım. Antep'ten haber var mı? Aramışlardı, iyilermiş. Köye de gideceklermiş. Anne. Efendim? Biraz da olsa öfken geçmedi mi? Ne demek istedin Metin? Babama hala kızgın mısın anne? Bunun öfkeyle kızgınlıkla ilgisi yok oğlum. Ne peki anne? Böyle mi sürecek yani? Hala anlamadınız değil mi? Kendime yeni bir hayat kurmaya çalıştığımı görmüyor musunuz? Zor da olsa bu böyle devam edecek. Ve bu hayatın içinde Mahmut'un yeri yok artık. Baharda geleceksin ki abi. Tarlaları bir gelincik basıyor. Kim dedim? Gelincikler. Kıpkırmızı oluyor tarlalar. Bayram yeri gibi her yan. Bilmez mi? Mahmut, neyin var senin? Benim mi? Bir dalgınlığın var senin. Ne var Mahmut? Bir şey yok baba. Bugün olanlar. Kafam orada hala. Yo yo, o değil. Nurten nasıl? Çocuklar? Merak mı ettin? Gelinimi aradın mı? Olanları biliyor musun Mahmut? Aklı burada kalmasın sakın. Nurten'le ayrıldık baba. Ne? Ayrıldık mı dedin? Ne diyor bu Bekir? Beni merak etmeleri için bir sebep yok. Birbirimizden haberimiz yok baba. Duyuyor musun Bekir? Haberim var baba. Kızlarla aileyi tuttular. Sing her hey ya.
Ah çekip de ardım sıra ağlar yar. Ah çekip de ardım sıra ağlar yar. Bakarım bakarım sılam görmez. Aramızda ama Nurten gitmekte haklı baba. Yo yo, kendinde değilsin. Halinden tavrından belli. Doğru. Daha kendime gelemedim. Eski halimi bulamadım. Ama yavaş yavaş düzeliyorum. Nurten gelmemek üzere gitti baba. Onu kızmıyorum. Kendine bir hayat kurdu. İşe de başlamış. Bana ihtiyacı yok artık. Ve sonra? Sonrası yok. Kızlar? Kızlarım çok vefasız çıktı. Beni yok saydılar. Ne demek istediğimi anlıyor musun baba? Eline boyuna düşündüm de ben bu yalnızlığı hak ettim. Ama hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam etmem de zor. Onlar için çalışıyorum. Aileme bakıyorum diye avunurdum. Onları yaşatmak için kendi hayatımı devam ettirmem gerekiyor diye düşünürdüm. Şimdi hiçbiri yok. Bana ihtiyaçları da yok. Çok acı çekiyorsun değil mi oğlum? Bir süre burada kalsan abi. Kafanı toplarsın. Bize lazımsın daha. Kal burada oğlum. Evin burası senin. Ayaz çıktı. Baba. Ne o Mehmet? Geç otur. İçimdekini açığa vuramadım. Konuşmaya geldim. Bu iş tamam. Uzatacaksan hiç ağzını açma Mehmet. Ala ala taşlı tarlayı aldık. Susmayacağım baba. Ben işimden razı geldim mi gelmedim. Başınız belaya girmesin diye he dedim. Kimseden korkum yok baba. Ben mi korkuyorum? Bu iş onur meselesiydi. Kuru tarlayı alıp ne yapacağız? 3-5 sene ürün yok. Kandırdılar seni baba. Hep çirkin kötü şeyler buluyor bize. Ama bitti bu iş. Konuşmanın yararı yok Mehmet, anlıyor musun? Çocukların istikbali ne olacak baba? Hepimiz o tarlaya bel bağlamadık mı? Remzi'yi sakat bırakmaları da yanlarına kar kaldı. Sus dedim. Hayır deseydim cezaevlerinde sürünseydin daha mı iyiydi? İnsan onuru için cezaevinde de sürünür, mezara da girer. Yanlış yaptın baba. Fukara geldik, fukara gideceğiz. Bunun sorumlusu da sensin. Hepimizin umudunu çökerttin baba. Rahat mısın şimdi? Bu anlaşma hepimize tam darbe oldu. Onların keyfi tıkırında gene. Düşündükçe kahroluyorum. Kazık yedik baba. Sus Mehmet. Azıcık düşün. Başka çare. Yanlış yaptın. Onlardan biri gibi davrandın baba. Baba. Baba ne oldu? Baba. Sait, Remzi. Çabuk olun. Yardım edin. Koşun. Babam nasıl doktorum? Şimdilik bir şey söyleyemem. İlaca başlandı, bekleyeceğiz. Kalp damarlarından ikisi tıkanıkmış. Bir görüşsek? Sizinle konuşamaz. Zaten yoğun bakım ünitesine girmenize de izin yok. Doktor hanım, babam daha ne kadar kalır burada? En az birkaç hafta. Ne yaptınız? Çetin'i yatırdım. İyi oldu. Bu işte sulhla çözüldü Mahmut. Kimsenin canı yanmadan bitti ya. Ben ona seviniyorum baba. Hem o hem de tarlalarımızı kaptırmadık değil mi oğlum? Kolay mı öyle? Kolaysa şimdi kendileri ayıklasın taşları da görelim bakalım. Öfkeyi at içinden Bekir. Doğru. Barışla çözüldü. Bitti artık. Babamın durumu kritik. Ailemizi darma duman etti. Remzi sakat. Babam ölümle pençeleşiyor. Hepsi o Mahmut'un suçu. Niye? Dinleyin. Babam olmadığına göre bazı kararları benim vermem gerekiyor. Babamı tehdit etti. Mahmut mu? Ne sandınız? Ne zaman? Ev aradığında. Babamı tehdit etmiş. Babam gizledi bizden. Kalbi bu yüzden sıkıştı. İstemeden başkanın teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Böyle mi söyledin? Şurada konuşuyorduk babamla.
Bana anlatırken göğsü sıkıştı. Vay et vay. Anlaşma dediği de buydu ha. Mahmut'un tehdit ettiğini anlattı. Sonra yıkıldı. Babam ölürse sorumlusu Mahmut. Bunu böylece bilin. Taşla tarlayı da yutturdular bize. Nasıl insan bunlar? Kendilerini iyice garantiye aldılar. Hepimizi enayi yerine koydular. Koskoca tapuyu içe sayın. Ne diyorsun Mehmet abi? Ne yapalım? Siz ne diyorsunuz? Göz göre göre katlanacak mıyız? Bekir'in cezası da verilmedi. O da yanlarına kaldı. Sen büyümüşsün. Ne diyorsan onu yaparız. Bir rahat uyku uyuyoruz artık. Öyle. Ne gündü ama. Ha Bekir, Çetin niye uğradığını şaşırdı. Güzellikle bitti. İyi oldu abi. Öyle veya böyle bu iş sonuçlandı Bekir. Hadi uyuyalım. Mahmut'un yaptığı yanına kalmamalı. Babama, kardeşime yaptıkların hesabını verecekler. Kadir dayının da içi rahat eder böylece. Siz hepiniz yanımda mısınız? Bu iş burada bitmedi Mahmut Efendi. Ah çekip de